Yol üzerinde mi? Nerede oldu kavga? Burada şu ilerideki bloğun arkasında oldu. Korucuk Mahallesi'nde hiç de hoş olmayan bir olay oldu. İddiaya göre iki çocuk kendi arasında tartıştı. Ardından diğer çocuğun annesi, bir yakını ve o çocukla beraber 12 yaşındaki Ali'yi, Berat'ı dövdüler, kolunu kırdılar. Evet, şu anda Korucuk Mahallesi'ndeyiz. Evet, Ali, geçmiş olsun. Sağ olun. Mahallemizde oturan Yuşa adlı çocuk ve annesi, ilk önce Yuşa adlı çocuk geldi, bana küfür etti. Sonra kavga ettik. Sonra ben yine geldik. Yine kavga ettik ve sonra ben bakkala, burada bizim bakkalımıza gidiyordum, mahallemizin bakkalına. Sonra birden önüme çıktı. Annesiyle bir de 16-17 yaşlarında bir kız çocuğuyla beni darp ettiler. Sağ elimin parmaklarını kırdılar. Omzumun kemiğini kırdılar ve sol dizimde bir çatlak var. Peki doktor ne diyor bu haline? Şu anda tedavi ne kadar sürecek? 2 hafta bu benim elimde kalacak ve ben derslerimi takip edemiyorum. Şu an derslerden mahrum kaldım. Ders notlarım düştü. Babasıyla beraberiz. Efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, çocuklar kendi aralarında tartıştılar, kavga ettiler. Sonrasını anlatır mısınız? Neler oldu? Tabii çocuklar tartıştıktan sonra ben işimle ilgileniyordum. Daha sonra komşularım beni aradı. İşte yetişin, çocuğunuzu darp ettiler falan. Geldiğimde baktım çocuğum bu haldeydi. Ben tabii gidip kendisine de neden böyle diye sormadım. Soracak bir tipte insanlar olmadıkları için. Konuşma gereği dahi duymadım. Aldım çocuğumu, hastaneye götürdüm. Doktor beyin de söylediklerinden anlaşılacağı üzere çocuğum tamamen darp edilmiş yani. Kesinlikle öldüresiye dövülmüş yani. Bu kadar basit. Bu yani. Olay bu. Peki efendim, yani çocuktur. Çocuklar olabilir, kavga da edebilir. Hoş olmasa da. Peki ailelerin bu devreye girmesi ve bir çocuğu darp etmesi. Tabii. Olayı da yargıya taşıdınız mı? Evet, şu an ben zaten çocukların kendi aralarındaki davranışlarını defalarca kendilerine iyi arkadaşlık kurmaları için, burada zaten bütün herkes de biliyor bunu, iyi bir şekilde davranıyoruz zaten. Bunlar hepsi bizim çocuklarımız. Asla çocukların hani şeyleri olmaz. Ne derler ona? Yani çocuğun dünyası eğlencedir. Ben onu anlıyorum. Hatta kalmış birbirleriyle tartışmış olabilirler. Fakat yetişkin bir kişinin çocuğu darp etmesini biz zaten kabullenemiyoruz. Böyle bir sıkıntı var yani. Ve bunun neticesinde de biz ailelerine gidip buradaki diğer çocukların anne babalarıyla hani tartışmaktan ziyade kendi çocuklarına biraz böyle öğüt verip de oğlum bak yapmayın, etmeyin, bak arkadaşlarınıza iyi davranın, işte iyi tatlı geçinin diyerekten bu şekilde konuşulsa gerçekten daha iyi olur. Tabii biz olayı yargıya taşıdık. Kanun ve yasamız, devletimiz ne diyorsa biz ona tabii ki kabulleneceğiz yani. Biz kendi başımıza burada kendi kararlarımızı veremeyiz. Devletimiz bu tip olayların neticesini nasıl bağlıyorsa, nasıl sürecini yürütüyorsa biz ona tabii ki baki tabi olacağız yani. Bunun başka bir şekli yok. Yani toplumumuz olarak zaten son zamanlarda duyuyoruz zaten, haberlerden de duyuyoruz. İnsanlar birbirleriyle iyi geçinmiyor. Yani ne bileyim, hep şiddet içerikli şeyler var. Biz bunlara karşıyız. Kesinlikle böyle bir şey yok. Devletimiz ne diyorsa biz ona eyvallah diyeceğiz. Yani biz ondan yanayız efendim. Böyle yani. Evet. Ali Berat'ın ailesi diyor ki çocuklar kavga edebilir, tartışabilir. Yani kabul etmesek de olabilir ama yetişkinlerin devreye girmesi ve çocuğumu darp etmesi hiç de hoş olmadı. Dolayısıyla olayı yargıya taşıdık. Bundan sonrası yargının kararı diyor. Efendim, tekrar geçmiş olsun diyor. Çok teşekkür ederim.